sevgili meslektaşım Yaprak Hırka Yıldız'la birlikte ekonomiyi konuşacağız. Günaydın Yaprak, günaydın, hoş geldin. Günaydın, çok güzel bir yayın bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. Enerjiniz de oldukça yüksek. Çok teşekkür ederim. Takipte ettik, işte şimdi de ekonomiyi konuşacağız. Şimdi de biz seninle ekonomiyi konuşalım dedik. Hafta içerisinde ben de seni takip ediyorum, çok kıymetli konuklarınla birlikte. Şimdi bizim ana gündemimizde uzun bir zamandır EYT var. EYT'liler mutlu sona kavuştu derken kafaları çok karıştırıyor çıkan bazı haberler. Burada var mı bir netlik yoksa hala kafalar karışık mı? Aslında netlik var gibi kafalarda hala karışık. Neden? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son bir açıklaması oldu. Çünkü herkes şöyle diye düşünüyor. Acaba işlemler tamamlanabilecek mi? Çünkü çok yoğun mesai de harcıyor Sosyal Kolay Güvenlik da Kurumu'ndaki değil yani, değil mi? Bir anda çalışanlar. 2 milyonun üzerinde EYT'li sisteme girecek. Onların da yani normalde yaptıkları kapasitenin oldukça üzerinde. Çünkü 35 bin kişiden bahsediyoruz daha önce çalışmalarını yürüttükleri. Yani rutinlerinde öyle. Ama şu anda 1,5 milyon kişinin işlemini bitirecekler. Hmm. Bir de normal süreçte emekli olanlar da var. Tabii ki onların da işlemleri bir yandan da devam etmek zorunda. Birçok kişi şöyle diyor. Acaba Nisan ayında biz emekli maaşlarımızı alabilecek miyiz? Yoksa hatta bazı söylentiler de çıktı biliyorsun. Eylül ayına kadar acaba sarkacak mı? Sayın Bakan açıklık getirdi ki Nisan ayında işlemleri tamamlananlar tarihlere göre emekli aylıklarını alacaklar. En geç Mayıs ayı itibariyle de tamamlamayı planlıyoruz dedi. Biz bununla ilgili tedbirlerimizi aldık açıklamasında bulundu Sayın Bakan. Bir de şu merak ediliyor. Şimdi eğer aceleyle yapılırsa bir takım hak kayıpları olur mu, olmaz mı? Vatandaşlarımız onları da merak ediyor açıkçası. Bu konuya da açıklık getirdi. Herhangi bir hak kaybı olmayacak dedi. İçleri rahat etsin. Evet. Bir de biliyorsun sürekli vurguluyor. Evet, gece gündüz çalışıyorlar esasında. Evet. Onların da yani şimdi haklarını teslim etmek lazım. Oldukça da özverili çalışıyorlar. Mesai ücretlerinde artış oldu. Yükseltildi mesai ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışanların. Biraz herhalde onlar için zorlu bir süreç. EYT'liler için de heyecanlı bir süreç. Ama şunu söyleyelim, hem bayram ikramiyeleri yatacak hem de emekli aylıklarını. Ben Sayın Bakan'ın açıklamasını son olarak bir cümleyle tekrar edeyim. Nisan ya da en geç Mayıs ayında tamamlanması planlanıyor. Evet, o kadar sürekli sorularla karşı karşıya kalıyor ki Sayın Bakan Bilgin. Onun da hayaliydi. Yani aslında bakanlığa da EYT için atandığı haberleri de vardı. Yani öyle de söyleniyor. Bu sorunu çözsün diye bakan olmuş bir isim ve ona itimat etmek yerine maalesef çok dezenformasyon var. Yani maaşlar Temmuz'a kalacak, Eylül'e kalacak. Yani üslubuma da çok dikkat etmek istiyorum ama yani devlet meclisten geçmiş, artık devlet buna tamam demiş. Bundan sonra bu kadar kafa karıştırıcı haberleri yapmak da bilmiyorum. EYT'lileri üzüyor, bunu en azından söyleyebiliriz evet. Belki. Yani hak kaybı da olmayacak diyor. Aslında çok doğru bir konuya temas ettin. Yani burada yapılacak herhangi bir öngörü aslında bilgi kirliliği anlamına evet, geliyor. Evet, artık yani sosyal medya insanları herhalde çok heyecanlandırıyor. Evet. Orada izlenmek, dikkat çekmek için. Pardon, sözümü kestim. Özür dilerim. Şimdi şöyle, aslında sosyal medyaya değinmişken belki devam da edebiliriz. Dün bir öğrencim benimle bir söyleşi gerçekleştirdi. Şöyle diye sordu. Hocam işte sosyal medyanın sizin mesleğinize etkisi nedir diye. Bizim mesleğimize etkisi bu. Bir haber çıkıyor. O haberi yani tabii ki biz resmi kaynaklardan aldığımız bilgileri burada tabii paylaşmakla ki, yükümlüyüz. Tabii. Bir de teyit etmeden kesinlikle paylaşmıyoruz. Zaten bizim kanalımızın da en önemli düsturu evet. Bu. Burada bizi zorluyor sosyal medya açıkçası. Çok zorluyor. Dediğin gibi orada da bir baskıya maruz kalabiliyoruz zaman zaman. Şu haber geldi. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Bir uzmanları alalım. Dediğin gibi bu sadece kafa karıştırmak, bu kadar senelerdir bir mücadele var ortada. Ya bunu daha önce AK Parti kabul etmedi, yapmıyorlardı. Ama bu çıktıktan sonra artık burada kafaları karıştırmak çok iyi niyetli gelmiyor bana. Bazı gazeteciler de bu haberleri ortaya koyuyor. İşte hazinede para yok diyorlar. Yani iki ekonomi habercisi bir araya evet. Gelmişken bu arada. Bunu da söyleyelim yani hazinede para yoksa neden böyle bir kanun çıkar ki? Bunları artık ne olur biraz sağduyuyla karşılayalım. Bu kadar heyecanlanmayalım. Gerçekten psikolojiler de çok zayıf. Evet. Ekonomi zaten hassas. Biraz da insanlara ek gelir olacak galiba değil mi EYT? Bir yandan da öyle olacak. Hatta birçok kişinin de EYT ile birlikte
Yani özellikle İstanbul'da yaşayanların... Bekliyor musun? İş hayatına devam edecek mi EYT'liler? Yani bir kısmı devam edecek ama bir kısmının da şöyle yaptığını görüyorum. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar farklı farklı şehirlere taşınıyorlar artık. Bir göç de başladı. Tabii bir yandan enflasyonun etkisi vardı. İstanbul'da biliyorsun kiralarda da çok yüksek rakamları konuşuyoruz artık son dönemde. Böyle bir imkanı sahip olanlar yavaş yavaş daha makul yerlere doğru gidiyorlar. Özellikle Trakya'da bir patlamanın olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, enflasyon, belki deprem korkusu bunlar etkili ama EYT nedeniyle emekli olanların da gittiğini de görebiliyoruz. Evet, da EYT göçü de yaşanıyor aynı zamanda galiba. Bu arada banka promosyonlarına ne diyorsun? Orada da bir promosyon yarışları var. Evet, rekabet var. Cezbeder mi EYT'lileri bu promosyonlar, dikkate alınıyor mu? Yani bence cezbeder. Bankaların da ilk başta çok sessiz kaldıklarını gördük esasında. İlk böyle 10-15 gün pek bir şey yapmadılar. Ama şimdi artık bu çalışmalar hızlandı. İlk maaşlar da hesaplara yatırılacak kısa bir süre sonra. Yani şunu söyleyelim, yani işlemleri tamamlananlarınki yatırılacak. O paralar iyi paralar esasında. Şimdi en düşük emekli maaşının da 7500 lira olduğunu düşünürsek bankalar için de bu oran arttı. Yani en düşük emeklinin maaşı bile 7500 lira. Tabii, dolayısıyla bayram ikramiyesi yatacak. Onu da iyi hatırlattın. EYT'liler şanslı 2000 liraya yükseldi çünkü o da meclisten çıktı. Dediğin gibi büyük bir pasta var ortada. Evet, onlar da rekabet halindeler, onu da söyleyelim. Ya burada tabii ki şöyle, belki vatandaşlarımız ilk etapta hangi bankaya gideceğine karar verememiş olabilirler. Dolayısıyla onlar da çok fazla panik yapmasınlar. Sonradan zaten banka değişikliğine de gidebiliyorlar. Bir de böyle bir şey de var. Bize de soruyorlar acaba hangi bankaya paramızı yatırsak diye. Bizde de Twitter aracılığıyla mesajlaşan çok fazla izleyicimiz var. Onlar için de endişelenmesinler. Yani bir süre sonra istedikleri bankayla da yollarına devam edebilirler. Başka teklifleri değerlendirebilirler.